gelecek mi? Galya'dan önce Urgot çok daha sağlıklı olur onlar adına. Evet. Daha erken öncelik istenmeli Urgot üzerine. Kazix'in geleceğini hiç sanmıyorum. Kartus'un esnekliğini kullanmak isteyeceklerdir. Lissandra da kabul edilebilir bu arada. Aynen öyle. Bu da hala bu arada esnek. Onu söylemek lazım. Lissandra'yı uzun süredir üst koridorda görmüyoruz ama kuvvetli muhtemelen orta koridor Lissandra. Ormanda da Karthus göreceğiz. Bakalım Urgot ve Sion hala tercih edilmedi. İkisinden bir tanesinin en az burada tercih edildiğini görmemiz gerekiyor aslında. Çünkü ikisi de yasaklanabilir çok rahat. İkinci yasaklama fazında. Ve tekli koridorlardan bir tanesini zaten belli ettiği için Dark Passage tarafı, diğeri de rakibine kalacak. Eğer tercih ederse ve Urgot geldi. Tabii nişancı havuzunda Ezreal. Bakalım burada tercih edilecek mi? Tabii şu anda Dark Passage tarafı. Ezreal'dan önce alınabilecek bir seçim var mı? Alistar kullanılır. Alistar var. Ve... Evet, nişancıyı biraz daha geri plana atıp Alistar'ı kullanabilirler. Bu arada Karthus olan bir takıma karşı da Alistar çok sağlıklı bir tercih olur. Ama tam Kench'e gittiler. Ve şu anda takımın bir şeyi yok. Takım savaşı başlatma mekaniği yok ve kuvvetle muhtemel herhangi bir yerden de alamayacak. Gerçi ormancısı ormandan belki Zeki falan tercih ederlerse ki Crystal'ın Zeki oynayabildiğini biliyoruz. Bu sefer Ragnar'ın Faba yaptığını, bir benzerini. Evet, bu teknik koridorları çok erken gösterdi her iki takımda. Tabii bu da erkenden karşı seçim yapma avantajı sağladı HVA tarafına. Normalde ben bu seçimin son seçim gelmesini bekliyordum ama Dark Passage 2 teknik koridorunu da erkenden gösterince HVA hiç bu konuda problem yaşamadı. Ve Jace'i aldı. Şimdi ikinci yasaklama aşamasına geçildi. Şimdi haritanın alt tarafı belli değil HVA'da. Dark Passage tarafındaysa orman ve nişancı pozisyonu belli değil. Şimdi orman yasaklamaları gelecek. Tabii bir tanesi Olaf ama diğeri de bakalım şimdi Sejuani'ye... Zeki yasaklayıp Sejuani alamazlar kendileri. O yüzden belki gerçi alabilirler destek pozisyonu için ama Sejuani'yi aktive edecek hiçbir şampiyon yok ellerinde. Bu arada Jace'i alt koridora gönderebilirler hala. Yaparlar mı? Niye yapmasınlar? Ama üst koridorda baskı kurabilme ihtimali var. Rahatlıkla. Yani ki Urgot'a karşı bakın Sion tabii yasaklanmayacak ama gerçi onu da yapabilirler. Sion'u gönderip orayı o şekilde kabullenip Jace'i aşağı gönderebilirler ama yine de üst tarafta daha avantajlı bir eşleşmeyi isteyecektir HVA tarafı. Çünkü Ragnar'a karşı baskı kurabilmek Dark Pass için oldukça önemli. Oradaki soru Dark Pass'i yenebilmek için oldukça oradaki önemli. Oradaki soru işareti gerçekten kurabilecek mi? O bireysel olarak da oyuncu farkını kapatıp üstüne çıkabilecek mi? O biri yapacaksa işte. Star Screen yapacak bu arada onu bence HVA'da ama göreceğiz. Tabii eş önemli bir yasaklama. Bak bir de Varus tercihinde bulunduğunu gördük. Bu arada böyle bir ihtimali, konuştuğumuz ihtimali barındırıyor belli ki Dark Passage aklının bir köşesinde. Gerçekleşebilme evet. ihtimali. Çünkü Karthus da aşağı gidebilir hala. Yani sağlıksız olur ama. Bence de sağlıksız. Yani Sandra gitse daha iyi Karthus'tan. Ben... Tabii şu anda Sion yasaklandığı için, eş de olmadığı için Alistar çok aşırı değerli kaldı ya. Evet. İki taraf için de. HVA ama... tarafı... Tabii orada Tam Kench olunca Alistar'ın değeri bir miktar daha azalıyor. Morgana'ya gittiler ama erkenden. Yani ne yazık ki hala esnekten. Morgana'nın bile şu anda nereye gideceği hiç belli olmuyor. Jinx gösterdi. Tabii Tam Kench varken Varus'a falan çok rahat gidebiliyorsunuz. Ben burada Varus'a gitme ihtimalini çok daha yüksek görüyorum Nikola Sempagne'in. Ama şu anda... Buna kabulüm. Bu takımın kitle kontrolü uzun menzilli savaş başlatma mekaniği kısıtlı. Rakibe Urgot'un daha rahat yapışmasını sağlayacak veya Ryze'e mesafe kapatacak bir kompozisyon Sivir'le beraber de koşabilir. Tabii. Aynı zamanda bütün maç boyunca da bir minyon dalgası temizleme potansiyeliniz var. Artı bence alt koridor Jace göreceklerini de düşünüyorlar hala. Koridorda çünkü çok rahat edebiliyor Jace'e karşı. Evet. Alt koridorda. Geldi. Jarvan geldi. Jarvan geldi. Ormana Jarvan gitti. Bakalım Crystal eskilere bir dönüş yaptı. Bu arada Jarvan aldığı güçlendirmelerden sonra hani bence herkesin gözünde ne zaman alınacak diye beklenen konumdaydı. Çünkü daha öncesinde aldığı pasif değişikliğiyle birlikte ormanı da artık daha sağlıklı ve hızlı temizliyor. Artı ihtiyaçları olan savaş başlatma mekaniğini buldular. Aynen ve erken seviyelerde de baskın yapabilme potansiyeli var. Bir noktadan sonra da özellikle koridorlar... yine Jace geldi. Jace aşağıya gitti. Şimdi haritanın üst tarafında eğer Riven geriye düşerse yine orta koridor kontrolünü belli ölçüde sağlarlarsa bu sefer Karthus'un üzerinde çok ciddi baskı kurulabilir. Çünkü Jarvan mesafe kapata çok büyük mesafeler kat edebildiği için Karthus
bir anda çok ters pozisyonlarda kalabilir ki Jarvan'ı takip edebilecek yetenekleri de var burada Ryze'la, özellikle Ryze'la beraber teknik koridorları Jarvan'ı çok rahat kontrol edebilir. Çok güvenli bir kompozisyonu var aslında bakarsak Dark Passage'ın, ama Heavyan'ın kompozisyonu da kar topu etkisiyle gerçekten izlemesi çok keyifli bir kompozisyona dönüşebilir. Büyük risk, büyük ödül kompozisyonu evet. Kurdu Heavyan tarafı. Bayağı büyük riskler aldılar. Yani Riven'ın koridoru o koridoru kazanması çok zor. Jayce'in alt koridora gittiğinde işi erken oyundan sonra genelde çok kısıtlı oluyor, ama aldıkları risklerin sonuçlarını alırlarsa çok büyük bir kar topuyla girerler orta oyuna. Ve onları da hani orta oyunda kapatamasalar bile geç oyunda çok rahat götürebilecek bir kartuzları da var aynı zamanda. Günün son karşılaşmasına o zaman geçme zamanı geldi. Dark Passage mı, HVA Gaming mi, koçları da gördük ve artık sözü sunuculara bırakma zamanı geldi. Uzun süredir devam eden rekabet Dark Passage ve HVA karşılaşmasıyla günün son maçıyla karşınızdayız. Seçim yasaklama ekranı tamamlandı. Yine bir Riven göreceğiz. Ve alt koridora bir kez daha nişancı pozisyonuna Jayce'i gönderiyor HVA Gaming. Akademi Ligi'nde de bunu yapmışlardı. Zaman zaman bunu görebiliyoruz. Erken oyundan sonra hemen ilk birkaç aşamadan sonra biraz zorlanıyor Jayce aslında orada. Ama gene analizmasını söylediği gibi çok büyük riskler aldılar. Bakalım ödüllerini alabilecekler mi? Bir önceki Riven oyununda Starscream'un ödülünü fazlasıyla almıştı ama bu sefer risk çok büyük. Urgot'a karşı gerçekten çok dikkatli oynaması lazım. Belli bir seviyeye kadar, belli eşyalarını ve minyon kontrolünü sağlayabileceği döneme kadar. Karthus karşısında gerçekten onu çok çok zorlayabilecek bir ormancıya, Jarvan'a sahip. Ve şu anda bundan sonra daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Ben biraz 9.2'ye takımların adaptasyonu ile ilgili bir problem olduğunu. Çünkü 9.2'de gerçekten en değer kazanan şampiyon Jarvan gibi gözüküyor. Bakalım Crystal Jarvan'la neler yapacak göreceğiz. Evet, ve karşılaşma da başladı. Maçı kim kazanır oylaması da TV Sohbet üzerinde her zaman olduğu gibi şu anda sizlerin oylarınızı bekliyor. HVA Gaming tarafı rakip ormana doğru ilerledi şu anda. Hemen bir totem bıraktı Crystal. Ve oradan uzaklaşıyor. Tabii Morgana'nın bir karanlık esaretiyle bir erken skor alır mısınız diye baktılar ama çok kontrollü Dark Passage. Bu arada Salyus orta koridorda oynayacak bugün. Biliyoruz çok yetenekli bir oyuncu ama harika bir suikastçı oyuncusu. Ama suikast kontrol büyücüleri konusunda çok problem yaşadığını da biliyoruz daha önceki yıllarda. Bakalım Ryze'da neler yapacak? Tam onun stiline uygun bir şampiyon olduğunu söylemek güç ama o da tabii ki kendini geliştiren ve her geçen gün daha iyi gitmeye çalışan bir oyuncu. Bakalım neler yapacak Ryze'da. Ve Dark Passage tarafının verdiği demeçleri hatırladığımızda da Berent'le birlikte daha iyi bir iletişime sahip olduğundan bahsetmişti oyuncular. Salyus'un sanırım bu iletişim konusunda bazı kopukluklar yaşadığının bir habercisi belki de bu. Ama bugün nasıl performans sergileceğini ben merakla bekliyorum açıkçası. Valla şöyle söyleyeyim, ilk seçimden Ryze aldıklarına göre Salyus o konuda ya iyi çalışmış ya kendine çok güveniyor. Yani her halükarda bu konuda bir şeyleri oldu, hedefleri olduğu kesin. İlk seçimden aldılar Salyus rahat etsin diye, bakalım. Bu arada pizza dağıtım işlemleri başladı. Nikolo Senpai ve PBD koridor olabildiğince önde tutmak istiyor. Ya Elywood da sanırım şeyle başlamadı. Zulüm toprağıyla başlamadı, o yüzden koridor bitmesi çok doğal şu anda. Şeyle başladı. Karanlık esaretle ormanda kullanmıştı hatırlarsın. Bu arada Starscream'in başı buralarda belada tabii. Ve maçı kim kazanır oylaması da %66'lık Dark Passage üstünlüğüyle sonuçlandı. Alt koridorda baskı sürüyor. İkinci minyon dalgasında da. Ve alt tarafta bir bilgi. 51 LoL Classico'da Dark Passage 34, HVA Gaming 17 galibiyet aldı. Tam %67'ler. 3 maçın ikisini Dark Passage kazanmış. Dark Passage'ın şu anda WFŞ'de 2, HVA Gaming'in 1 galibiyeti var. HVA Gaming'in alt sıralardan kendini kurtarması için bu maçtan mutlak olarak bir galibiyet çıkarması lazım. Crystal şimdi üst koridor baskını için bekliyor. Bu arada yavaşlatma karşı orada Starscream. Kaçabilecek mi bakalım? Sancak Homus havaya savurdu Starscream'i. Şimdi sıçra geliyor. Horgörü'ye yakalandığında skoru verecekti çünkü. Sıçrasını almayı başardılar en azından. Bu arada Jayce'in musibet iksiriyle girdiğini görüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri hem can yenilemesi dışında Jayce'in rakibi dürtmesi için çok ciddi manaya ihtiyacı oluyor. Bu koridorda çok mana harcama ihtimali var. O musibet iksiri de hem o dürtmenin etkisini artırmak hem de biraz da olsa mana ihtiyacına cevap vermek için alınmış muhtemelen. Tabii Crystal üst koridora baskın yapıp
Starscream sıçrasını aldı ama Apen ormanı tamamen temizlediği için bir seviye farkı oluşturmuş durumda. Ve ormanda karşılaşabilir bu ikili. Apen'in kırmızı güçlendirmesi var. Sancak kombosu kullandığı için Crystal bir oraya doğru önde ilerliyor. Şimdi Crystal çarpı ile birlikte aldı onu. Yalnız alt korda oradan Joker ve Elayvut'u buraya erken gelen isimler bakalım kurtarabilecek mi? Tamken şam yaptı orada Crystal ama. Crystal'a çıkış yok. İki skor birden çıktı burada. HVA Gaming maça çok iyi başladı. 5-4 kişi birden geldiler oraya. Bu arada PBD takım arkadaşını kurtarmaya çalışırken iki kişinin birden düşmesine sebep oldu böyle. Ve şimdi Apen rakip ormandan bir de küçük keskin gagalar alıyor. Hatta büyüyü de isteyecek. Gelmişken onu da alalım diyor. Erken güçlenen bir Karthus'un da neler yapabildiğini biliyoruz. 6. seviye olmak artık 9.2'de çok daha zor. Ama bu ekstra skorlar, bu ekstra kamplar o 6'yı çok daha kolaylaştıracak Karthus adına. Şimdi Nikola Senpai güzel bir büyük kalkanı ile orada manasını da yeniledi. Ragnar üst koridorda Starscream'in üzerine doğru gidiyor ama onun da kısıtlı bir manası var şu anda. Orta koridorda da benzer durum söz konusu. Salyus'un bu arada Arındır'la birlikte oyuna dahil olduğunu hatırlatalım. Diğer tarafta Işınlan var. Ve toplam oyunda 4 Işınlan var. HVA tarafında tekli koridorlar alırken Dark Passage'ler Ragnar ve Nicole Senpai Işınlan alan isimler. Bu arada Crystal bir kez daha üst koridor yakınlarında. Hemen Starscream yine olabildiğince defansif bir yere geçti. Ya Crystal oyunun başında üst koridor baskını yaptı ama yani Karthus'a karşı seviyede geri kalması demek her geçen dakikada Jarvan'ın daha güçsüz olacağı anlamına geliyor. Çünkü Karthus minyon biçtikçe güçlenen bir altın kaynağı buldukça, eşya buldukça güçlenen bir ormancı olduğu için o güçlenmeye devam ettikçe Jarvan'ın biraz da oyundan düştüğünü görebiliriz. Ki şu anda Apen çok rahat bir orman yaşıyor. Crystal yine üst koridorda. Apen de oraya yakın. Buradan bir şey yapmak çok zor. Bu arada Ragnar seviye 6. Şimdi Starscream'de seviye 6'ya ulaştı. Ortasını kullandı direkt olarak ama. Orada Ragnar skor olabildi. Sıçra işte kullandı. Apen çok kırılgan. Sıçrası var Apen'in. Bakalım çıkabilecek mi buradan acaba? Çıkamayacağını anlayınca en azından skoru alabilmek için hasar bırakmak istedi rakiplerin üzerine ama o da gerçekleşmiyor. İki skor Dark Passage'a gidiyor üst tarafta. Bu sezon bizi en etkileyen ve yaz dönemini en iyi geçirdiğini gördüğümüz Ragnar'dan yine harika bir oyun. Ölümden de beterin korkutma etkisini kullanmak için yine sıçrayla bir önceki maçta Bolu'da gördüğümüz korkutma etkisini kullandığı şeyin üzerinde, Appen'in üzerinde ve Appen skorunda ekstra skoru da getirdi. Ve Crystal'da üst koridora yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla aldı şu anda. Kendi bir skor aldı ve Ragnar'ı olabildiğince öne geçirmiş durumda. 18 milyonluk bir fark var. Dakika 7'ye giriyoruz üst tarafta. Ve şimdi Arkan aldı, bir de Alaz Cefer. Çok güçlü durumda Ragnar. Ve geriye düşmüş Riven'ların ne kadar acı çektiğini de biliyoruz. Aynen öyle. Şimdi Alev'e üzerine başladı HVA Gaming yalnız. Bu önemli yalnız, bu çok önemli. Apen mavi güçlendirmeyi de aldığı için rahat bir şekilde yeteneklerini kullanabiliyor ardı arda. Ve HVA Gaming oyundaki ilk ejderi, çok değerli bir ejderi dakika 7'de almayı başardı. Bu özellikle yani bütün şampiyonlar için önemli ama Karthus için de ekstra bir önemi var. Bu alev ejderi oyunun yani yukarıda skor 2 skor vermiş olabilirler ama bu alev ejderi bütün avantajı HVA'ya getirmiş durumda şu anda. Altında eşitlik var ama alev ejderi her geçen dakika daha da büyük etki yaratacak. Şimdi orta koridorda bir üste dönüş var. Salyus Tanrıçanın gözyaşı ve Merkür'ün adımlarına sahip şu anda. Diğer tarafta köfte ilk eşya olarak Luden'e doğru ilerliyor. Roket kemerli bir eşya dizilimi yapmayacak belli ki bu karşılaşmada. Yani arayı kapatma ihtiyacı var aslında. Belli bir şampiyon tutmak için. Ama onlar genelde Karthus'u ultisi üzerinden oynamayı planlıyorlarsa eğer. Yani ya ve mesela bakıldığında aslında HVA Gaming'de Lissandra haricinde savaş başlatacak bir şampiyon da yok. Yani çok güvenilmez ama bir şey bekleyecekler. Karanlık eser bekleyecekler ama onun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ya tabii HVA Gaming'in amacı biraz daha herhalde yan koridorlara yani 1-3-1'e yönelmek.
Sandra ve Riven'la birlikte ama üst koridor böyle devam ettiği sürece Starscream'in yan koridorlarda bir şey yapması çok zor ki Crystal bir kez daha burada. Şimdi Crystal'ın üzerinde kırmızı güçlendirme de var. Ragnar kuleden bir hasar alacak. Geri çıktı. Afet'i direkt olarak kullandı Crystal. Orada iki yetenek birden kaçıyor. Starscream iyi oynadı burada. Starscream skoru çıkardı. Affen de buraya yetişti ama. Birebir bir değişim var. Orta koridorda da birebir var. Üst taraftaki birebir devam edecek gibi duruyor. Ragnar sağ sol adımlarla burada yeteneklerden kaçmaya çalışıyor. Affen'in manası neredeyse bitecek birazdan. Birkaç yetenekten daha sıyrılması lazım. Şu ana kadar iyi gitti Ragnar. O yetenek de kaçtı. Affen düşecek mi acaba burada? Hayır. Son anda iksiri kullandı Apen. Ragnar'dan harika yan adımlar ama derken finalde Karthus ultisi devrede ve buraya kadar altını da Apen'de. Savaş bitti zannedersin. Karthus kafana ultiyi çakar. Ve ikinci skorunu da almış oldu Apen. Alt taraftaki duruma bakacak olursak orada pek bir değişen bir şey yok. İlk savaşta aldığı iki asisti hala ikişer asisti var Heyva Gaming tarafının. Ve Minyon'da da bir fark açılmamış ama Joker'in ilk eşyası dişlik ama yani biraz da erken dakikalardaki hasarını arttıracak bir eşya aldığı için bir 2-2 skor ihtimali de söz konusu aslında alt koridorda orada. Morgana'dan gelecek doğru bir oyunla birlikte. Bu seviyelerde zırh değişme çok önemli. Çok büyük fark yaratıyor gerçekten. O dişli kamayla şu anda Jace'in en tehlikeli olduğu bölüm belki de. Ama işte her zaman bir sigorta olarak Tahm Kench var. Ya bu arada alt koridordaki sihirdar bir güçlü tercihlerine bakacak olursak da sivir ışından almıştı. PB de şifa aldı onun yanına. Aslında yani Riven varken İşte ne bileyim belki Jace varken bitkinlik daha iyi bir tercih olabilirdi bu maç özelinde ama. Bence de haklısın. Sihirdar büyülerini bu şekilde kullanmayı tercih etmiş Dark Passage alt koridoru. Yalnız bu arada bu koridordaki üstünlük 3 plaka birden getirdi. 480 ekstra altın getirdi Ragnar'e. Ya zaten 2 skoru var. Bu ekstra altınla birlikte çok ürkütücü şu anda Ragnar. Karabalta'yı da zaten bitirmiş durumda. Ve şimdi bakalım üste dönecek. Bir dakika sonra ikinci ejder. O da alev. Bu arada çok şeyi de aldı. Şimdi Crystal alameti aldı. Bu gayet iyi bir haber Dark Passage adına ama kötü olan şu Dark Passage adına. Appen orman kampları temizlemeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ve oradaki seviye farkı ikiye çıkmış durumda. Şimdi o alametle birlikte böyle kule veya kuleler yanı sıra çıkacak bir savaşta skorlar kazanamazsa Dark Passage ormandaki fark büyümeye devam edecek. Crystal seviye 8 oldu bu arada. Farkı 1'e indirdi ve üst koridoru kullanıyor alameti. 2 plaka daha gelecek. Ve ilk kule gelecek burada. 2 de ekstradan plaka geldi bu arada. Şimdi alt tarafa Appen yaklaşıyor yalnız. Ragnar'e bir kule altı denemesi görür müyüz? Karanlık esaret tuttu. Appen de buraya geldi. Yavaşlatma etkisi uygulanıyor ama Ragnar'ın üzerine doğru ilerlemeyi tercih etmedi Joker. Tabii. Karthus ultisi de geri geldi bu arada. Bu arada ejder'e 5 saniye var. Üste dönüşü biraz geciktirmiş olabilir Dark Passage ve burada başlayabilirler ejder'e ama Nicole Senpai hemen alt koridor ışınlarını kullanıyor. Bu ikinci alev ejder'ini bırakmak istemiyorlar haklı olarak. Evet buna başlayamadılar. Starscream şu anda üst koridorda ve ışınlarını var ona güveniyor. Ama savaşmak ister mi şu anda? HVA 4 kişi birden burada HVA. Starscream'in de ışınlarını var. Bunun için savaşacaklar. Burada bir savaş çıkacak artık. Evet Crystal'ın ultisi var ve sıçrası var. Ejder'e devam ediyorlar. Apen kötü pozisyonda kalabilir. Muhtemelen Apen düşecek burada. Ejder'i takımına kazandırmayı başardı. Burada Karthus'un ölüsü bile hasar verecek. Şimdi Karthus hasar vermeye devam ediyor. Karthus devrede burada. Ölümden metal güzel geldi. İki skor birden çıkardı Ragnar. Ve burada savaştan uzaklaşmak istiyor Dark Passage tarafı ardından. Salyus sıçrasını kullandı. Canlar çok az. Starscream biraz gecikti sanki buraya gelme konusunda. Ama burada 2'ye 1 skor avantajı DP'de gözükse de esas büyük hedefi alan, alev ejderini alan taraf da HVA. Ve ikinci alev ejderi bu. Aynen öyle. Şu anda canları da fazla olduğu için alt taraftan bir kuş atmaya yapmak istiyorlar ama ışınlan. Bir ışınlan devreye girdi ve bu ışınlan Ragnar'dan geldi buraya. Köftenin canı çok az, sıçrası var. Yavaşlatıldı köfte şimdi. Bakalım Starscream koruyabilecek mi onu? Starscream koruyamadı. Ragnar skor aldı. Horgörü'yü de kullandı. Ve burada Nicole Senpai'ye de giden bir skor var. Dark Passage kalan tarafı iyi toparladı. Alev ejderleri gidiyor. Ormanda problem büyük. Alt koridor istenen gibi gitmiyor ama Ragnar yine
bayrağı aldı. Bu maçı taşımak için elinden geleni yapıyor. Fakat bu kartusu ne yapacaklar? Plakalar, arka arka ekstra altınlar geliyor. Altın farkını 1700'e kadar çıkardılar. Ama o kartus problemi büyüyerek sürüyor şu anda. Evet, barikatlar gitmeden 4 saniye önce bir 180 altın daha bölüşüldü alt tarafta. Ve barikatlar düştü artık. Dakika 14'teyiz. Barikatlar 180 mi 160 mı? 160. 160 değil mi? 160. Bu arada savaşı görüyoruz. Starscream biraz geç kalıyor bu savaşa. O gelene kadar ortadaki savaşta Eliwood'un canı çok azalmış durumda. Şeyi de kullanıyor. Yine bir kere daha ölümden de beterle korkutma etkisini kullanıyor. Starscream biraz daha erken gelmiş olsaydı burada savaşın kaderi çok daha farklı olabilirdi. Yani çünkü Kartus orada ejder alıp belki ilk düşen isim oldu ama düştükten sonra da çok fazla hasar verdi. Aynen. Kartus'un en önemli özelliği düştükten sonra da o bölgede büyük bir terör estirmesi. Sonra savaşın devamında bir ışından daha Ragnar'dan harika bir ışından çok iyi bir yere geliyor. Ulti yok belki ama bu skoru çok rahat alacak. Daha sonra devamında Starscream'i de Horgür'ü ile arkaya atıp o skoru da çok rahat almasını sağladı takım arkadaşlarının. Tabii oyunun geç aşamasında Kartus çok güçlü olsa da Sivir'in de ne kadar güçlü olduğunu unutmayalım. Yani o da olabildiğince risksiz bir koridor aşaması geçirdi Nikola Senpai. Şu anda ama, bir skor 3 asisti var. Ama çok da iyi bir koridor aşaması geçirdi. O koridoru çok daha kontrol etmesi gerekiyordu Sivir'in. Bu arada alt tarafa kullanılan bir Tahmkent ultisi var. Burada ikinci kulesini almayı başardı Dark Passage. Ragnar da güçlenmeye devam ediyor. Şimdi sinyaller geliyor Apen üzerine. Apen'in sıçrası var. Şimdi Crystal onun üzerine doğru gitti. Kara Kalkan geldi. Afet Apen'in üzerine kullanılıyor. Lissandra buraya yetişmek üzere. Ragnar ölümden beteri kullandı. Köftelenen güzel bir Zonya. Apen şimdilik hala hayatta. Arka tarafta Crystal'ı buldu. Starscream ve onu düşürmeyi başardı. Kartus düştü bu noktada. Kartus ultisi kullanıyor. Starscream devam edebilecek mi acaba? Hayır. Mesafe çok açıldı orada. Ve 2'ye 1 bir değişim oldu. Orta koridorla ormancısını kaybedip sadece rakip ormancıyı alabildi Eva Gaming. Ama diğer tarafta bu savaşa dahil olmayan Joker bir tane kule almayı başardı. Yani DP savaş küçük çatışmaları kazanıyor ama çatışmalardan sonra elde edilen avantajlar genelde HV aleyhine. Güzel bir Game of Thrones repliği şey der. Bütün muharebeleri kazanıp savaşı kaybediyoruz. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok tabii. Pek bir fark da yok ama ne kadar HV Gaming'in altında üstünlüğü olsa da 2000'in üzerinde biraz daha Dark Passage'in üstünlüğü var. Dark Passage'in. HV Gaming'in 2 tane Alev Ejder'i var. Evet. Ya şu an 2 Alev Ejder'i aslında bu 2300 altından sanki daha değerli mi yoksa şu, biraz daha mı zaman ihtiyacı? Şöyle şu anda dengeli gibi ama her geçen dakika Alev Ejder'lerin altına katkısı daha fazla oluyor. Yani yüzde katkısı verdiği için atıyorum %10 katkı diyelim mesela genel altının toplamına hasara verdikleri katkı daha fazla tabii ki yetenek gücüne hasarı ama hani 20 bin altına 2 bin altınlık bir katkı veriyor. 50 bin altına 5 bin altınlık bir katkı verecek. 3 aşağı 5 yukarı. Ve bu denklemden sadece Morgana'yı çıkarıp diğer 4 şampiyonu dahil edebilir çünkü hepsi hasar tabii eşyası alan şampiyonlar. Aynen öyle. O yüzden biraz daha değerli hatta. Şimdi orta koridorda Dark Passage toplandı. Köfte üst tarafı Starscream'se alt tarafı olabildiğince ittirmek istiyor. Ve şimdilik daha orta koridordaki minyonları temizlemeyi başardılar. Daha yalnız daha ejderi geliyor. Bir de mavi güçlendirme. Kartus'tan alınan mavi güçlendirme çok önemli. Daha ejderi geldi ama daha ejderi tabii şey kadar değerli değil. Alev ejderi kadar. Ve üst koridora sinyaller geliyor şu anda. Ama zannedersem orayı savunmaya yetişecektir Dark Passage tarafı. Yani Hever Gemik bu ejderi bırakacaksa sanki bir 30 saniye öncesinden bir plan hazırlayıp en azından gidip bir kule alabilirdi ama bunu yapamadılar. Şimdi Salius ultisiyle birlikte mekan sapmasıyla gitti üst koridora ve kulesinin daha da fazla hasar almasını engelliyor burada. Yine de atış sayıları bir hasar bırakmış kuleye. Sandra. Salius'ta dakika 18'de 173 milyonlu bir skor bir asisti var. Baş melek asası kısa bir süre sonra Seraph'ın şefkatine dönüşecek. Sivir
coşku eşyasını, ilk coşkusunu aldı bu arada. Ya şu an o seken atışlar pek fazla can yakmıyor ama o üçüncü eşya bittikten sonra Sivir devreye girecektir. Şimdi muhtemelen bombardıman topunu bitecek. Ondan sonra şey bittikten sonra başlayacak onun can yakmaları. Ebedi kılıç bittikten sonra. Evet, bombardıman topu bitti. Ebedi kılıcın ama hiçbir parçası yok. Koskoca bir ebedi kılıç bekliyor Sivir'in hasar bırakmasını. Ama Urgot 6-1-3 oynuyor. 172 milyonda milyon skoru var. O kıvama geldi. Görkem zaferini de tamamladı. Şu anda %100 skor katkısıyla oynuyor ve Crystal'ın da skor katkısı %90 civarlarında. Çünkü üst koridorda çok fazla savaş yapıldı. Çok fazla baskın yapıldı üst koridora. Artus yalnız Maralimuk'un da bitirmiş durumda. Şimdi Dark Passage tarafı biraz daha rakip ormana girmek istiyor. Biraz daha agresif oyun oynamak istiyor ama o kadar önde değiller aslında. Burada bir takım savaşı çıkarsa, yani biri kötü pozisyonda yakalanırsa, EVA Gaming'in rakibi yakalayıp aradan çıkaracak silahları var. Lissandra gibi, işte Morgana gibi. O yüzden Dark Passage'in biraz daha sanki adım adım ilerlemesi gerek koşmak yerine. Onlar da biraz küçük bir sürprizle Karthus'u yanlış bir yerde yakalar mıyız diye bekliyorlar. Çünkü Karthus denklemden çıktığı zaman oyunun işlerin dengesi çok değişiyor tabii. Ragnar bu arada dizginsiz büyü kitabı sayesinde sıçra yanına bitkinlik sihirdar büyüsünü ekledi ve Riven'in artık yani yapabileceği hiçbir şey yok bu birebir karşılaşmada. Zaten çok geride. Yani hem Ninja tabii hem Görkem ve Zafer olunca zaten hasarı da sınırlı. Ciddi anlamda sınırlı. O Gargoyle da bitti. Üç eşyayı bitirdi. Gargoyle da... Gargoyle'ın nereden bitirdi 2 dakikada? Nereden aldı geldi bu şey? Birinden borç alıp kredi çekip geldi. Şimdi Baron Nehri'ne baktığımızda bu arada bir hayli Dark Passage totemi var, onu görebiliyoruz. Hatta bir çalıyor, iki totem birden, gerçi biri zombi totem ama etrafta görüşe iyice hakimler şu an için. Bu arada Riven'in o alt koridorda Urgot'un karşısında kalma ihtimali yok. Yani oraya gönderebilecekleri yani Lissandra mı? Bu arada Star Screen'i Ragnar yakaladı orada. Yalnız yan taraftan, arka Appen taraftan geliyor. Daha doğrusu Appen geliyor oraya doğru. Bitkinlik bırakıldı Riven üzerine. Yetişebilecekler mi acaba oraya takım arkadaşları? Ragnar sıçrayı kullandı ama PBD ile Nicole Senpai buraya yetişemiyor. Şimdi Köfte PBD'nin üzerine doğru gitti. Direkt olarak ultisini kullandı ama orada Merkür'ün adımları var. Hızlı sıyrıldı kitle kontrolden PBD ve sıçrasını kullanmak durumunda kaldı. Diğer tarafta Salius'la Crystal. Bir Ryze ve Jarvan ikilisi Baron yapıyor. Daha ejderine güveniyorlar ve yapabilirler bunu. Crystal'ın yeteri kadar zırhı yok. Çok fazla tanklayamayacak ama Ryze'ın kalkanı devreye girecek. Çarpını erken kullandı burada can kazanmak için Crystal. Ve Baron'u iki kişilik dev kadro Dark Passage'e kazandırıyor. Daha ejderinin de bu kadar etkin kullanıldığı çok az maç görürüz. Resmen Ninja da dememek lazım buna. Ne demek lazım? Gerinle Baron'un zirvesi. Ve alt tarafta işler kötü gitti bir anda. Ragnar düştü işte, altın nerede rakibine derken bir anda Dark Passage Baron'u çıkardı ama orada Crystal Joker'i yakaladı ama Appen daimi hedefti sanki. Appen düşürmek üzere, son vuruş geliyor noktada. Joker'i kovalıyor Ragnar. Ragnar Joker'i düşürmek üzere son vuruş yaptı. Elijah o noktada kronometreyi kullanıyor. Elijah sıçradı ama hayatta kalamayacak. 2 skor Nicole Senpai'ye gidiyor. 3 skor veriyor toplamda EVA Gaming. Bu arada bu maçta bütün çatışmaları kazanan daha büyük hedefi kaybeden taraf oldu. Biraz evvel de aynısını gördük. Alttaki çatışmayı kaybetti Dark Passage ama daha büyük hedefi aldı. Fakat Baron'la birlikte artık çatışmaları direkt savaşı kazanmaya götürüyorlar. Şu an İnimtör Kulesi'ne gidiyorlar. Adım adım ilerliyorlar. Ölüm sürelerine baktığımızda daha en az 10 saniye var ama istemediler. İnimtör Kulesi'ni zorlamak istemediler. Riske girmek istemiyorlar. Ciddi bir avantaj yakaladılar. Geri dönüp Dağ ejderini alıp eşyaları da alıp Baron'la da daha bu kadar süre varken 2,5 dakika Baron süresi varken bir kuşatma daha yapabilirler. Hiç risk almaya gerek yok. Evet, kesinlikle çok daha doğru bir karar. O kuleyi alsalar çünkü ejderi bırakmak durumunda kalacaklardı. Zaten güçlendirmesi varken o kuleyi alacağından emin gibi duruyor Dark Passage. Aynen öyle. Artı ikinci ejderle birlikte bir sonraki Baron için de çok büyük bir tehdit yaratmaya başlayacaklar. Bu arada işte Appen bu kadar az canı düştükten sonra Nicole Senpai'yi çok rahat alıyor. Diğer tarafta Urgot'la zaten kimse baş edebilecek durumda değil. O Joker'i ve Elijah'ı uzaklaştırıyor. Köfte buraya geldiğinde işten geçmişti çoktan. Eli Wood da tabii klasik şey kombosunu denemek istedi. Ulti artı kronometre kombosunu ama herkesin ortasında kalınca o kronometreden çıktığında bir bakıyorsun 4 tane yabancı var karşında.
Bunlar kim tanımıyorum diye. Bu arada Starscream de o savaşa giremedi az önce. Dark Passage iyi yakaladı rakibin pozisyon hatasını ve yani değerlendirebileceği en iyi şekilde değerlendirdiler diyebiliriz. Sırada bir Alev Ejderi daha var bu arada. Ve hep söylediğimiz bir şey var. İlk Alev Ejderi'nin değeri artık çok daha fazla. Şimdi iki Alev Ejderi var HVA'nın ama DP ilk Alev Ejderi'ni aldığı zaman aradaki fark 2'ye 1 gibi olmuyor. Evet. 1.5'a 1 gibi oluyor. 1.8'e galiba. %10, %8 öyle bir şey veriyor. %10, %17. %10, %17 evet. %10'a %17 oluyor. Şimdi üst korda oradan Salius ilerliyor ve HVA Gaming tarafı bir oraya doğru yönelmek istedi ama yaz, yani orman Baron, çok riskli şu anda. Oraya girmeleri çok zor. Baron güçlendirmesinin 45 saniyesi kaldı. 3 koridora birden dağılınca Dark Passage biraz ama karar veremediler. Nereye gideceklerini bilemiyorlar. Baron güçlendirmesinin süresi de azalıyor her geçen saniye. Ya muhtemelen o iç kuleler düşecek. Yani üst koridor ikinci kulesiyle alt koridor ikinci kulesi. Hayır. Ragnar de alt koridoru bırakıp takımının yanına katılmayı tercih etti. Kırmızı takımın kulesi yani ve bu takıma baktığımızda öyle rahat kuşatma yapabilecek bir takıma sahip değildi Dark Passage. Güçlendirme bitmesi 15 saniye var. Minyon dalgasında Lissandra ve Karthus da çok rahat temizliyor bu arada. Ya ben en azından Ragnar'ın alt koridor ikinci kulesini almasını veya bir anda Dark Passage'in oraya yönelmesini beklerdim. Ormanın ortasında Baron güçlendirmesi varken çok zaman kaybettiler. Evet. Şimdi bir sonraki Baron'a kadar Dark Passage'in kuşatma yapmasını bekleyemeyiz bu seçimlerle. Aynen öyle. Yalnız bir sonraki Alev Ejderi de çok ama çok değerli. Çünkü hani Dark Passage alırsa aradaki Alev Ejderi farkını ciddi oranda kapatacak. Ama alamazsa inanılmaz bir fark açılmış olacak çünkü Alev Ejderi'de. Şimdi Baron için geri sayım başladı 2 dakika. Peki Alev Ejderi için geri sayım ne zaman başlayacak acaba? Aralarında çok fazla bir zaman farkı yok diye tahmin ediyorum. Ejderler hızlandığı için artık bol bol geliyorlar. Evet. Starscream de ikinci eşyasını tamamladı. Arada şu an tam iki büyük eşya fark var üst koridorlarda. Of. Ya aradaki altın farkı zaten 3000. Üst koridordaki altın farkı. Evet, Ragnar'ın eşyaları biraz daha ucuz. Tabii tam bir eşya farkı oluşması için, tam iki eşya farkı oluşması için bir altın farkı yok arada ama biten büyük eşyalar gerçekten işleri değiştiriyor savaşlarda, takım savaşlarında özellikle. Bir de koruyucu melek almıştı Ragnar yanlış görmediysem. Koruyucu meleği de bitirdi evet. Bu arada ebedi kılıcı bitirdi esas. En kritik eşya eşiği. Sivir'in bundan sonraki seker atışları çok can yakacak. Şimdi Baron'la Ejder arasında 25 saniyelik bir fark var. Bu noktada HVA Gaming bir şeyler dener mi acaba? Bir takas deneyebilirler. Çünkü hangisini alırsa alsın HVA için avantajlı. İkisini de alması gerekiyor Dark Passage'in avantajını korumak için. Ama iki daha ejderleri olduğu için Baron'u o kadar hızlı yapacaklardı ya ki... Ya Baron'dan yetişirler mi diyorsun Alev'e? Yetişebilirler. Yani sadece iyi görüş almak, pozisyon almak lazım. Bu arada... Banshee hayat kurtardı. Banshee hayat kurtardı. Banshee'nin duvar. Çünkü o karanlık esaretten çıkış olmuyor genelde. Alt koridordaki ikinci kuleyi düşürdü Dark Passage ve üstüne mi dönecekler acaba? Yani 15 saniye var Baron'a. Onlar bence Baron riskini almayıp direkt Alev Ejderi üzerinde bir savaş yapmak isteyecekler. Alev Ejderi'ni aldıktan sonra Baron'u almak onlar için daha kolay. Ciddi altın avantajı var şu anda. Peki HV alamaz mı o süre zarfında Baron? Yani Lissandra ve Morgana ile rakibi oyalayıp o 3 kişi çok falan... Zor. Çok yavaş alırlar onları. Rabadon'u bitirmiş bu arada Atman. Evet, Rabadon'u bitirdi. O bir anda dengeleri tabii alt üst eden bir durum. Bir tarafta Ebedi Kılıç bitiriyoruz ama Rabadon'u bitmiş bir Karthus'tan bahsediyoruz. Ve büyük halkanı bekleme süresinde olan bir Sivir'e... Büyük halkanı bekleme süresinde olan bir Sivir'e... En az %50'si var. En az. Normali %60. Aynen. Ama büyük halkanı bunun için var. Bugünler için var büyük halkanı. Ve Alev Ejderi geliyor. Sivir ultisi kullanıldı. O noktada Starscream'in üzerine doğru ilerliyorlar. Arka tarafta Ejder'i aldı. Crystal, Starscream sıçrasını kullandı ama Salius'tan da bir sıçrar yönü hapsi. Starscream düşebilir, önünden beter kaçtı. Tutuştur vardı üzerinde ama. O tutuştur skoru getirdi Ragnar'e. Ve 45 saniye boyunca Starscream yok. Starscream yok ve ne kadar hızlı Baron yapacaklarından bahsetmiştik değil mi? Şimdi o hızı göreceğiz. 3 kişilik bir ekip burada.
Salius ve Ragnar buraya uzak. Bu arada içeride kontrol totemi yok Dark Passage'in, o yüzden çok rahat görüş sahibi olabiliyor HVA Gaming. Tabi Crystal'ın sancağı da ekstra saldırı hızı kazandırıyor. Sivir zaten. İki kişi yapıyorlar Baron'u. Abicim bu eskiden 4 kişi 5 kişi yapılan baronlar geçti. Bu yeni moda 2 kişiyle yapılıyor baron. Nerede o eski baronlar dedirtiyor aynen. Resmen. Dakika 29'da baron güçlendirmesine, ikinci baron güçlendirmesine Dark Passage sahip şu anda. Ve bu baronla en azından bir inhibitör alması gerekiyor ki HVA Gaming'in maça tekrardan ortak olması ama için yeterli süreyi vermemesi için. İkinci baronun güçlendirmesinin daha etkili olduğunu biliyoruz. Daha fazla güç verdiğini. Aradaki altın farkı 9000'e çıkmış. Bütün kritik eşya eşiklerini aşmış durumdalar. Jarvan da çok ciddi bir hasar tehdidine dönüştü. Sivir zaten seken atışlarla paramparça edecek şu anda. Ya şu anda her şey Dark Passage lehine. Çok iyi bir savaş yapıp canları azaltıp Karthus ultisiyle herkesi temizlemeyi amaçlıyor şu anda. Bu arada Karthus hatırlıyorsun 2 bir seviye öndeydi. Bir ara Crystal 2 seviye öndeydi. Şu anda bakar mısın? Pardon. Apen 2 seviye öndeydi. Şu anda bakar mısın? Şu anda bir seviye geride. Ya bu arada oyun genelini şöyle bir düşündüğümüzde 30 dakikalık bir oyunda sanki Karthus çok az ulti attı. Yani evet. 2 savaşta ulti attı. Aynen öyle. Haricinde biri birebir yapıp ne ulti kullandı. Çok haklısın. Yani rakibi sadece yumuşatmak için, savaştan kaçındırmak için falan da yapmadı. Mesela Alev Ejder'in öncesinde bir ulti atıp rakibin canlarını azalttıktan sonra bir savaşa girebilirdi. Evet, olabilirdi belki. Ama işte hepsi şeyden korkuyor, Sivir'in büyük halkanından. Sivir'in büyük halkanı burada o kadar önemli bir faktör ki, rakip nişancıya fazla hasar veremedikten sonra onu boşa harcanmış gibi görüyor muhtemelen. Evet evet doğru, yani Tahmkenç birine ham yapabilir ve işte orta koridorda Seraph'in şefkati var, Sihirişen falan var. Direnç bakımından iyi durumda aslında Dark Passage. Bu da biraz Appen'in oyun planında değiştiren faktör olabilir aslında. Bu arada Sivir, Nicol Senpai ultisini mi kullandı orada? Yok hayır, kullanmamış zannedersem. Orta koridor inhibitor kulesi düşmek üzere. Çok az bir canı kaldı. Salius üst koridordan baskı kuruyor. Bu arada Salius şu anda seviye 18. O da sadece suikastçı oynuyor diyordunuz. İlk seçimden niye Ryze aldık görüyorsunuz. Ryze oynamayı da gayet iyi yapıp başarıyorum dedi. Bu arada orta koridordaki inhibitor kulesi düştü. Ragnar da alt taraftan minyonlarla birlikte baskı kuruyor. Dark Passage odanı alt tarafa çevirecek zannedersem. Baron güçlendirmeli kuşatma minyonu bugünler için var. Evet, kule düşmek üzere. HVA Gaming burada savaşmazsa muhtemelen Nexus kulesine kadar savaşamaz derken bir takım savaşı başladı burada. Orada takım arkadaşını ham yaptı ve kötü pozisyondan çıkardı ama kendi Nicola düştü Phoebe'nin. Ve burada güzel bir oyun. Karthus devreye girdi. Şimdi kronometre kullanıldı Crystal tarafından. Dark Passage savaşın devamını harika oynadı. Ve PBD savaş başında kaybetmelerine rağmen 4 skor aldılar. Ve şimdi oyunu bitirmeye doğru ilerliyorlar. Nicola Senpai'yi arkadan seken atışları o kadar rahat kullandı ki, o kadar rahat hasar verebildi ki. Ön taraf tuttuktan sonra arka tarafın işi bitirmesi çok kolay oldu. Katliam da geliyor. Oyun da burada Dark Passage yine sonlanacak. Evet, 32 dakikalık mücadelede 18-8'lik bir skorla Dark Passage HVA Gaming'e karşı galip gelip galibiyet sayısını 3'e çıkarıyor böylelikle. Ve Nicola Senpai 4-0-1 ile iyi bir maç çıkarmış olsa da bir kere daha Ragnar artık ligimizin yeni takım lideri olarak bir kere daha bu unvanını perçinledi. 2 haftadır onu öve öve bitiremiyoruz ama bir kere daha Ragnar'dan gerçekten çok 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 değerli bir performans. Kesinlikle haklısın. Ragnar da VFŞL için kazandırılmış bir değer haline geldi aslında. 2018 mevsim arasını, kış bölümünü yani Aralık Ocağı en iyi geçiren oyuncu kesinlikle. Evet, ve sıkışıyorlar onlar da. Salius görüntüdeydi Apen'le birlikte. Birbirlerini tebrik ettiler ve Ragnar'ı da görüyoruz. Böylelikle günün son karşılaşmasında tamamlamış olduk. Dark Passage HVA Gaming'e karşı galip geldi. Peki yani HVA Gaming bu maçta ne yapabilirdi kazanması için? Nelerde yanlışlıklar yaptılar? Şöyle, Karthus istedikleri seviyeye gelmişti. Bu arada LoL Classico'ya yakışır bir final. Birlikte selamlıyor seyircileri, Dark Passage ve HVA Gaming oyuncuları. League of Legends sahnesinin en köklü iki takımı belki de. Aynı zamanda takım koçları, takım sahipleri. Seyircilere selam veriyorlar.
Karthus erken seviyede istediği şeye geldikten sonra Karthus'un etrafında pek bir şey yapamadılar açıkçası. Hani rakibin belli yerlerde çatışmalarla canını azaltıp ondan sonra küçük savaşlar da çıkaramadılar. Sen en doğrusunu söyledin aslında. Karthus ultisini kaç kere gördük? Ve ne kadar etkili olduğunu. Bir tane şey skorunu aldı işte. Ragnar skorunu aldı. Hı hı. Onun dışında da öyle çok ciddi bir etki yarattığını görmedik Karthus ultisinin. Bu kadar öne geçmiş ve bu kadar iyi durumdaki bir Karthus'un etrafında oynamaları gerekiyordu. Ama o konuda çok zorlandılar. Burada tabii şeyin de altını bir kere daha çizelim. Salyus'un da ilk seçim Ryze'ı niye aldırdığını ve tekrar kendisini yenilemek ve kendisini geliştirmek konusunda adanmış olduğunu gördük. Yani Salyus hiç böyle ne Crystal'dan yardım aldı, çok sakin bir oyun oynadı ve güçlenip oyun sonunda bir canavara dönüştü adeta. Evet. Crystal'ın ben biraz eleştirmiştim aslında. Erken noktada Karthus'a odaklanmak yerine biraz da üst koridora baskı yapmasını ama doğru yere baskı yapmış gerçekten Crystal. Ragnar da hakkını verdi diyebiliriz ve günün de sonuna geldik. Maçı kim kazanır oylaması sürüyor. Röportaj da hazır. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Maçı kim kazanır oylaması değil. Maçın en değerli oyuncusu oylaması. Ve şimdi röportaj alanına doğru ilerliyoruz. Scarlett, söz sende. Sunucularımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Yanımda PBD var. PBD öncelikle hoş geldin. Daha önce röportaj yapmadık diye hatırlıyorum bu sahnede seninle. İlk röportajın oluyor. Aynı zamanda sahne deneyimi de gitgide artık her hafta ediniyorsun ve yani performansın da artıyor en azından benim gözlemlediğim kadarıyla. Senin en azından burada edindiğin ilk izlenimler nedir? Gerçekten çok heyecanlı bir ortam. Yani eskiden diğer sahnede de oynamıştım ama buradaki heyecan çok farklı bir şey. İlk maçlarda hatta baya baya kötü oynadım diyebilirim. Yavaş yavaş alışıyoruz. Umarım daha iyi olur gitgide. Geçen haftalara baktığımız zaman Dark Passage'in performansı en azından yani izleyiciler tarafından da bakıldığında çok böyle beklenen düzeyde değildi. Birazcık beklenenin altındaydı. Neler yaptınız da son haftalarda bu performans birazcık daha düzeldi ve galibiyet alabilmeye başladınız? Genel olarak iletişimimizi düzelttik. Ne yapmamız gerekenler üzerinde daha çok çalıştık ve gitgide daha da arttırıyoruz. İleride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben. Peki, aynı zamanda mesela takım içerisinde sonuç olarak bu beşli yeni kurulan beşli. Oyuncuları tanıyoruz ama beraber bir arada birçoğunu görme fırsatı bulamadık. Takım savaşları olsun, böyle oyun içerisindeki kritik anlar olsun, takımı yönlendiren kişi genelde kim oluyor? Şöyle bir şey, tam net bir insan yok bizim takımımızda. Hepimiz konuşuyoruz. Mesela geçen gün çok güzel bir kol gelmişti. O Nikola'nın koluydu mesela. Normalde hani çok az karışıyor bu işlere. Ama mükemmel bir kol verdi. Direkt oyunu bitirmiştik. O tapa doğru rotate attığımız Beşiktaş maçında. Mesela o çok güzel bir koldu. Fightlarda da genel olarak hani o sıra kim daha güçlüyse o karar veriyor genel olarak. Hani öyle yani. Herkes karar veriyor diyebilirim. Peki son olarak izleyicileri, Dark Passage izleyicileri, aynı zamanda seni takip eden kişilere söylemek istediğim bir şey var mı PBD? Bizi desteklemeye devam etsinler. Her hafta daha güzel bir, daha iyi oynayan bir Dark Passage göreceklerine emin olsunlar. Teşekkür ederim. Bakalım, ben de tebrik ediyorum seni ve bol şans da diliyorum önümüzdeki maçlarda. PBD vardı yanımda. Şimdi tekrardan sözü analiz masasına bırakıyoruz. Evet, yeniden birlikteyiz. Günün son karşılaşmasını da böylelikle bitirmiş olduk. Dark Passage galip gelmeyi başardı ve Ragnar da çıkışını sürdürmeyi başardı diyelim. Gerçekten çok istikrarlı bir şekilde takımını sırtlamaya devam ediyor. Hemen seçim yasaklama ekranından başlayalım maçı değerlendirmeye. Halfen, neler söyleyeceksin? Dark Passage'ın ilk seçim Ryze'ı açıkçası biraz sanki Salyus rahat